senedir burada çalışıyorum Polines fabrikasında. Benim de 3 tane oğlum var. Evlenecek yaşları gerçekten evlendirme şu an gücüm yok. Ekonomik şartlardan dolayı biz yola başladık ve hepimize aynı olduğu gibi gecenin bir vakti biz dün vardiyadan çıktık. Çıktığımız gibi de hepimizin telefona bir SMS geldi. İşten çıkartılırız diye. Ve biz şoka uğradık. Yani tek suçumuz bir sendikaya üye olmaktı. Halbuki hiç burası bir ekmek teknemizdi. Hepimiz severek çalışıyorduk ama az var yana böyle böyle. Gerçekten ben de makine okuyordum. İnanın yükü çok ağır. Gün geliyor 3-4 kere sötüyorsun. Yıkıyorsun, kalıplar değiştiriliyor. Ve ona rağmen bir toplantı oldu ama başımızda toplantı bir kadınlar toplanıyor. Bir şey anlatıyorduk. Hani mal mısınız? Anlamıyor musunuz? Hep böyle azarlarla hakaret. İnanın çok duyduk. Çok zorumuza gidiyordu. Yani biz hakimizi neden yapmıyoruz? Tek istediğimiz şey şu an ödükten bütün eleman var. Geri gitmesi ve sendikaya sahip olması. Ben çıkabilirim, sıkıntı değil. Benim eşim de çalışıyor, oğlum da çalışıyor. Elhamdülillah ekmeğim var ama. Ben de tek başıma. Tek başına olur bakır mısın? İki tane çocuğumu büyüttüm. Kızımı okudum. Beş yıl üniversite bitirdi. Ve eşi olmayan kaç kişi daha böyle var? Askerde oğlu var. Ama hiç haberleriniz yani benim çocuğum var mı? Ve hayat mücadelesi veren bir arkadaşımız da var mesela öyle. Yine iki tane çocuğu var. Böyle tek başına hayat mücadelesi. Evet, daha düğün atmış. Kanunlar çerçevesinde eylem yapan suçsa biz suçluyuz. Bu kadar suçluyuz. Bir 10 yıl dışarıdayken de içeriye girmeye görmemiz el vermedi. Çalışma şartları zordu. Hiç kolay değildi azarla. Ustaların bağırmasıyla, çağırmasıyla, azarıyla bir yerlere geldik. Buraya geldik. Ondan sonra ustamızın işten çıkarılması, arkadaşlarımızın işlerin çıkarılması bir nevi bir şeyleri kopardı artık bizde. Biz yine içeride çalışıyorduk. Ben dikse operatörüyüm. Ama hiçbir şeyde benim dikse operatör olduğum kanıtlanmıyor. Ama senin bir operatör zaman bir operatör maaşın yok. İstediğin zaman çalışıyorsan bu çalışmıyorsan kapı orada. Bize ustalarımız, müdürlerimizin bize söylediği kelime bu. Son kaldı ve bize dediler ki siz niye istediniz de bir ya biz yapmadık. Siz bize hiçbir şey yapılmadı ki. Hiçbir şey yapılmadı. Hiçbir şey. En son biz eyleme başladıktan, şeye başladıktan sonra bize %25 zam yapıldı. Ben 18 yıldır oradayken bana neden hiç zam yapılmadı? Neden yapılmadı? Bugünkü gelen elemanla ben neden eşitim? Neden? Yapamıyorsam beni ne, daha önceden niye çıkarmadın? Ya da beni sadece bir mesajla neden çıkardın? Bir de 32. haftamda doğum izniye çıkmadım dedim. Bir ay daha, bir aylık daha alayım dedim. 37. haftamda çıkacaktım. Şu an 35 haftalı. Bir hafta sonra 37'ye girecektim ve işten çıkardım. Arkadaşlarımız gidince biz çok kendimizi kötü hissettik. Bize her zaman söylenilen şey işte çıkışımızı veririz. İşte arkadaşlarımız hep tehdit ediliyordu. Çıkışlarımızı veririz. Ondan sonra düzenli bir mesai parası vermiyorlardı. Maaşlarımızı eksik yatırıyorlardı. Maaş bordroları açılmıyordu. Sorduğumuz sorulara cevap vermiyorlardı. Kendimizi bize ifade ettirtiyorlardı. Bizi aşağılıyorlardı. Soru soruyorsun. Cevabını alamıyorsun. Kendi konuşuyor. Seni susturuyor. Bastırıyor yani. İşiniz eğer beğenmiyorsanız kapı orada gidin diyor. Aynen. Bu sefer de biz çıkış zaman vermiyoruz diyor. O evet. Kadar. Kapı beğenmeyen orada kapı orada diyor. Aynen öyle. Kendimiz pazar bırakacağız. Kapımızı bırakacağız onlara. Biz kapıya çıkacağız. Evet. Yok öyle bir dünya. Onlar gidecek biz kalacağız. İnşallah. Ne yapmamız gerekiyordu yani? Onlar dışarı atılmışken biz böyle aşağıda oturalım mı? Sürekli mesai yaptım arkadaşlarımı savunmak için. Arkadaşlarımız destek için. Oraya çıktık yani alana çıktık yani. Başka bir suçumuz yok bizim. Akşam 11.30'da evimize gittik. Bir mesaj geldi hepimize. Toplu olarak 30 kişiye yakın belki de daha fazla bilmiyorum sayısını. Bir mesaj hepimizi kapının önüne koyuldu. Şimdi geldik az önce dolabımdan özel eşyalarımı alacağım. Beni güvenlik eşliğiyle içeriye soktu. Yani ben hırsız değilim. 10 yıldır neyini çalmışım acaba? Biz arkadaşlarımızın arkasındayız. Her zaman sonuna kadar da destek veriyoruz. İnşallah bu işi de başaracağız. Allah'ın izniyle. Parti olarak buraya sürekli acil hakarete maruz kaldık burada. İşe gelmediğimiz günler, mazeratlı olduğumuz günlerde bile ertesi gününde niye gelmedin, neden haber vermedin, yazılı ve sözlü haber verdiğimiz halde niye haber vermiyorsun diye çeşitli ithamlarda bulunduk. Sürekli odaya çağrılıyorduk. Sürekli bir ağza alınmayacak küfürler bile söylendi bize. Alan var aşağıda paketlemede. Paketlemeye tüm kadınları, erkekleri, tüm çalışanları topluyorlar.
bir işte bir yanlışlık olsun hemen çalışanlardan biliniyor. Hiçbir şekilde üst kademeden olsun ya da oradaki ustalardan olsun hiçbir şekilde onların suçu yok. Sadece çalışanlar suçlu. Onlar haksızsa biz haklıyız. Onlar adaletsizse biz adaletliyiz. Onlarda yürek yoksa bizde yürek var. Sonuna kadar devam edeceğiz. Sendika bizim hakkımız, söke söke alırız. Hakkımız engellenemez. Sendika hakkımız engellenemez. Hakkımızı istediğimiz için çıktıysak sizin de orada birlik olup bize destek vermenizi bekliyoruz. Hepinizi canı gönülden çok seviyoruz. Öne de gelebilirsiniz, duvarlara da çıkabilirsiniz. İş yerinin zarar görmesini istemiyoruz dedik. Baştan beri bu fabrikaların kapanmasını istemiyoruz dedik. Ne şarkılar atsın mı? Nasıl bir dünya?